Tamam. Çok fazla manam yok. Dikkat kanki. Çok iyi. Tamam, çok iyi. Bunu da alırız. Bu adam daha fazla hasar yok. Harika, harika, harika. 5-0. Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. 9.9 yamasında cinde büyük değişiklikler vardı. Kasılma konusunda, skill konusunda olmasa da. O yüzden ben de Jhin oynamak istedim. ADC main olarak bu fırsatı kaçırmak istemedim. Jhin zaten sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi ama hani bu Jhin'e sahip olmadığım için oynamıyordum çok fazla. Sadece işte arada falan bedava denk gelirse oynuyordum. Satın aldım. Çin'de çok fazla şampiyonum yok benim. Neyse. Şimdi Jhin'le güzel bir oyun oynamayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir tuhaf bir değişiklik var. Artık birçok oyuncu elektrik ver kasmaya başladı. Ve bu yamada insanlar birden fazla ebedi kılıç kasmaya başladı. 2 kasan, 3 kasan, 4 kasan adam gördüm. 5'i henüz görmedim ama kasan da vardır belki. Çok da mantıklı değil aslında. 4 tane kasılmasının sebebi 4'ten sonrası zaten bir mantığı yok. Aynen 5'in zaten bir mantığı yokmuş. Çünkü 80 AD veriyor ve AD'den çok fazla yaralanan bir şampiyon. Hatta direkt AD'den yaralanıyor. Atak hızından, şundan bundan. Tabii ki atak olarak dönüyor ama hani saf olarak AD'ye ihtiyacı olan bir şampiyon ve 80 AD veren 2 tane sadece item var. Bir tanesi kana susamış, diğeri de ebedi kılıç. Ebedi kılıcın şöyle iyi bir yanı var. %25'te kritik şansı veriyor ve 4 kritik 4 tane kasınca %100 oluyor ve siz bundan full yararlanabiliyorsunuz ve sadece ebedi kılıçtan gelen size 80 160 320'lik bir AD oluyor ve tabii bu sizin pasifinizden dolayı katlanıyor bu AD. 1000'e yaklaşık bir AD'niz oluyor full bir build olduğunuzda. Ayakkabınızı tabi çok fazla etkilemiyor ama ayakkabı lazım çünkü kritik vurunca hızlanabiliyorsunuz. O yüzden ayakkabıyı satmayın kesinlikle. Son item olarak da farklı item çeşitlerine gidilebiliyor. Bazen ölünce doğma kasılıyor. Bazen işte atıyorum ne kasıyorlardı? Kana susamış falan kasıyorlar hala AD'den aldığı için. Ben Q ile başlayacağım. Orada bir yalan olma olayı var. Q'yu ben yemişim şeyin Lux'ın ne alakaysa. Neyse. Bakalım kaç tane kasabileceğim emin değilim ama 4 tane kasmayı planlıyorum. Eğer oyun uzarsa kasarım. Eğer 15. 20. dakika 20. dakikada biterse belki 1 ya da 2 tane olur. Ayakkabıyı ne kasarım diye düşünüyorum. Sanıyorum slow olarak kim var? Bu adam slow kasacak itemdan dolayı. Bunun slow'u yok. Bunun da stun'ı var. Bunun da stun'ı var. Bunun da stun'ı var. 4 tane stun var. Belki de ayakkabıyı şey kasarım. Şu zımbırtıyı kasarım. Öyle, öylesi çok daha mantıklı gibi. Şunları da bir yerlerine ayarlayalım bakalım. Benim yanıma bu geliyor. Bu tarafa bu gidiyor. Bu jungle. Bu mid mi? Yok supportmuş. Şöyle olacak sanıyorum. Aynen. Karşımdaki adamların seviyesini bilmiyorum ama muhtemelen plat civarıdır. Çünkü benim ranked oynadığım, dereceli oynadığım yerde en son puanım sanıyorum 30 puan küsür plat 1'im. O yüzden rakiplerin de öyle olacağını tahmin ediyorum. Burada ölmezsek ben mutlu olurum. Haydi bakalım ölecek miyim? Tamam burayı atlattık. Seviye 6 civarı fena almayacağız. Yeme kanka orada skill. Minyon kaçırmak istemedim. İyi oradan ikisine birden vurmuş oldum. Gayet güzel. Çok iyi. 4. vuruşa denk gelmişti. Tamam çok daha abartmayalım. Şu vuruşu yapabilirim eğer gelirse. Çok iyi oldu ya. Tam 4. vuruşa denk geldi. Güzel bir başlangıç oldu. W'ye vereceğim bir kez. Çekerse onu da keseriz. Ay. Elektrik verdi orada patladı o da güzel oldu. Bayağı canını da eksiltmiş olmuştum o arada şey Kaysa'nın. Şunu vurabilecek miyim ya? Olmadı. Sekmedi bu da. Bir 1300 veya 900 alırsam. Gerçi ayakkabıyı şey kasmayacağım için 900 çok bir önemi yok.
Tamam, güzel bir hasar vurduk. Yani orada keşke devam etseymişim ama. Neyse, yine de avantajlıyız. Benim hala heal'ım var. Bizim Nautilus itmeye çalışıyor. Canım da bayağı var. Ründen gelen bir can çekme var. O çok 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 işe yarıyor şu anda. Kim var karşıda? O da Nautilus var karşıda jungle. 1000 gold'um var şu anda. Minyon da 19-16. Bayağı minyon kaçırdık savaşırken. Bunu o aldı, bunu ben aldım. Flash'im yok. Aslında şeyin Q'sunu dodge'layabilirim. Ay, yakalasaydın iyiydi kanki. Tamam tamam tamam, dur. Ben yardım istiyorum ya, senin manan yok değil mi? İyi, zaten kalmak zorunda kaldın. Aynen, heal, can ver kanka. İyi, bir şekilde hayatta kaldık. Bu sefer ben de bir base atacağım. Beklediğimden fazla vurdum. Şimdi bir ayakkabı alacağım. Bir de yanına şu 875'lik atak şeyini alacağım. Bu adam manası yok ya. Çok fazla rahatsız edemez herhalde. Neyse ki oradan iyi çıktık. İki tane şundan alayım. Ne olur ne olmaz. Karşı taraf Lux'la dürten bir adam. Haydi gidiyoruz. 26-27 şu anda oyuna geçti. Bu iki tanesini de alıp herhalde base'e döneceklerdir. Aynen. Yoksa bu kadar skill atmazdı. 26-29. Flash'ıma 2 dakika var. Dakika tam 7 civarı. 7'ye yaklaşırken flash'ım gelmiş olacak. Lux'ın Q'sunu baitleyip flash'la, yani bir yerden bekleyip ondan sonra flash atıp onu dodge'lamak, kill'i almak mantıklı olabilir ama bunun için canları eksiltmek lazım. Her geçen dakika benim daha çok işime yarayacak. Kai'sa çok oyun sonunda güçlenirken ben biraz da orta oyun hasarım çok fazla olacak. Şunu arabaya vurayım. Buradan bir minyon. Buradan da bir tane. Şunu attım. Arabayı en kötü Q ile alırım eğer şey dönmezse derken. Ben biraz daha artık temkinli oynamaya başladılar. Derken ben vuramadım şeyi ya. Alamadım yani minyonu. 1-3. Tek kill bende var. O da FB'den aldığım kill. Ona da Q atamadım. Güzel. 45-34. Gayet iyi minyon. Diğer lane'lere bakalım. Midimiz 43-36. Minyon da yama 2 kere ölmüş. Of. Bizdeki Z karşıdaki Z de olmasın. 43 oyunda da 62, 63 neredeyse win yüzdesi var ama %63'lük. Lux'ın şöyle bir olayı var. Lux Q tutturduğu anda all in yapan bir adam olduğu için bir bakıma safe oynanan bir şampiyon. Hani tutturmadığınız anda girmiyorsunuz. O yüzden öyle bir şampiyon yani. Neyse. Çok da zorlamayalım. Kill alacağız derken bir yerden yamuk yumuk bir şey yeriz. Top lane'imiz de kötü bu arada. Bunu da aldım. Bunu kaybeder miyim? Bizim Nautilus yardım etti. Minyonlarda kalmasaydı. Aha. Ay ay. Ay ay. Nautilus'u iyi bekletti orada skillini. Aldılar rahat rahat ya. İşte ben de bundan korkuyordum. Dediğim gibi hani böyle itiyoruz mitiyoruz bir şeyler yapıyoruz ama tam o anda beklenmedik bir şey olacak. Kazandığımız lane'i vereceğiz dedim. Bir dakika sonra da Nautilus zıpladı geldi. Dikkatli olması lazım bizim adam. Full canlı ama gölgesini kullandı, oradan çıkması zor.
Neyin peşinde hiçbir fikrim yok. Lux falan da gidiyor tarafa doğru. Neyse bir şekilde kaçtı. Geri geldik. Onlar 6 level oldu mu? Lux olmamış. O da olacak da şimdi ben de 6 oldum. Bunu da aldık. 62'ye, 63'e, 53. Çok iyi. Hoş mu? Değil. Bir daha yakalarsa güzel olur ama. Ama yeter ya. Of of. Bizim jungle baskın atmıyor ama karşı adam... Bir daha gelir mi bu adam ya? Gelir değil mi? Bu burada bekliyordur kesin. Yoksa bunlar bu kadar cesur olmazdı diye tahmin ediyorum. Manası yok bu Kikon. Oha ya. Oy. Şurada bekleyen var mıdır? Muhtemelen base attılar, o yüzden ben itiyorum. Biraz şanssız gidiyor yani burası. Fazla baskın döndü, o yüzden beklediğim verimi alamıyorum şu ana kadar ama en azından bir kill aldım, ilk kill aldım. Oyunda bir yedi maşallah. 1600 gold'um var. Şimdi 1300'e şu şeyi alacağım, tek kılıcı alacağım. Ayakkabı olayı, ayakkabı bekleyecek. Yanına bir tane şunu alayım. Birine Q, birine R atıp kesebilirdi de. 3-0 oldu adam. Nautilus'a da hasar yok, o yüzden elinden geleni yaptı adam. Şimdi bot'a gidiyoruz. Orada bir tane kill alma şansımız vardı. Lux flash atarak çıktı. Ben ulti falan kullanabilirdim birçok yerde ama hani emin de olamıyorum. Bunun ultisi böyle ortaya duruyor. Çatapata takılan bir adam. İyi güzel. Geldim. Çok güzel kanka. Geldim kanka. Ah. Oh. Yetişemedim ki ya adama. İki kill var, ikisi de bende şu anda. Seni de aldım, seni de belki Q ile. Hatta öbürünü de belki. Olmadı. Item'a ne kadar var? 1250 var. Ben burada duracağım. Şuraya bir tane totem atacağım. Totem skorum da 1'miş zaten. Nautilus gelmezse sorun yaşamam herhalde burada ya. Bu adamı base'e gidecekse de minyon kaybetmeye iteceğim. Erken Lux geldi. Lux maymun gibi itecek. Şuraya arkaya bir totem koyayım bari onlar iterken. Karşı takımda çok fazla da gold yok yani. Şöyle bakınca bu adamda yok, bu adamda yok. 300-300 var midde ve topta. Sıkıntılı şampiyonlar onlar da. Özellikle Riven yakalaması da sıkıntı bir şampiyon. Derken midden bir kill daha verdik. Hem de 2v1 kill verdik. Minyonda 96 minyonum var. Bir bizim lane'e gidiyor ama oyunun sonucuna ne kadar yansır bu bilmiyorum. İyi. Bir tıkır alalım şuradan. Tamam. Çok fazla manam yok. Dikkat kanki. Çok iyi. Tamam, çok iyi. Bunu da alırız. Bu adamın daha fazla hasar yok. Harika, harika, harika. 5-0.
Ama işin kötü yani şu an bütün rakip benim 5-0 olduğumu biliyor. Kafamdaki 600 gold'luk ödülü biliyor. O yüzden direkt bana doğru atıyorum. Veigar gelecek ve sadece R'ye basacak falan. Onun gibi şeyler. Ayakkabıyı değiştireceğim şimdiden. Kitle kontrole çok fazla uğramak istemiyorum. Böyle kalsın. Burayı iyi oynadık. Ben oldu da Kaisa'nın ultisi vardır falan direkten yanıma direkt gelmesin diye kulenin dibine flash attım. Hani en azından o gelmesin direkten ki atmadı. Ondan sonra ulti attım bilmiyorum ya da en son ne zaman atmıştı onu da hatırlamıyorum. O biraz işleri değiştiren yer oldu. Bizim adam da çekinmeden ultisini falan patlatınca rahat rahat aldık. Ama bizim top da mid de killer almaya devam ediyor yani şey. Top da mid de dediğim karşı top ve mid. Dikkatli olmak lazım. Çok fazla itmemek lazım. Şu anda Veigar mid'e doğru gidiyor. Allah'tan çok fazla gank atmıyor. Oha aldım. Adamın aldığı itemlere bak. Bu şekilde 5-0. Yani Veigar'ın sıkıntı yanlarından bir tanesi tamamen şu pasifinden dolayı işte kasıyor şeyleri. Oyun boyunca full tank gitse de tabi bir tek şey Rabadon çok işine yarar. Q kastı. Oh oh. Yok ben öldüm ya direkt oradan çıkmamın hiç imkanı yok. İki tane kitle kontrolü var bu adamın. Çok büyük çok büyük şey oldu. Şanssızlık. Ah. Ay ay. 0-4 Zed nasıl olur ya? Nasıl bir Zed'le sen 0-4 oynarsın? İşin kötü yanı diğer lane'ler o kadar eziyor ki jungle'ın hani karşı jungle'ın vermeyeceğim. Çünkü bu oyun biraz deneme oyunu. Ranked olsa direkt verirdim hadi çıkalım yenisine girelim derdim ama. Ne diyordum diyeceğimi de unuttum. Neyse hatırlamıyorum şu anda. Canları az adamların ama yapacak da bir şey yok. Şurada görüş var o tarafa giderlerse ben son anda ulti atacağım. Ha, o bir adam gitmiyor. Sakat adam ya. Ha demek istediğim şeydi. Hani öbür lane'ler o kadar önde ki takım için, rakip için. Hani adam gank atmasına gerek yok yani o tarafa. Zaten boş bıraksa da kesiyor. Ayakkabıya bak. Ezber build yapıyor ya. Daha roam 60'lı yok adamın. Gitmiş aldığı item'a bak. Daha lane'den çıkamıyorsun kanka. Bence çok ilerlemeyelim ya boşver. Herkes buraya gelecek. Güzel. Bir şekilde oyunu mid'e falan çevirirsek hani şu anda mesela ben mid'e gidiyorum kuleyi bıraktım. Belki herkes oraya gelir. Bir şekilde takım savaşıyla makım savaşıyla para mara alabiliriz kazandırabiliriz şeye. Şimdi bu adam gelir bak beni pingler ne yapıyorsun kanka burada der. O da beni daha fazla tilt eder. Itemlara bak. Bakalım botta ne oluyor? Botta ben gittim skiller atılıyor. Ölenler var, kalanlar var. Helal ya, vallahi çok iyi oynuyorlar. Biri 0-4, biri 0-3'tü, biri 0-4 gidiyorlar. 2-1 ya da artık kimse 1-1-3-3 adamlara giriyorlar. Ah, bu adamı tutmamın da pek şansı yok herhalde benim. Vaa bir kill aldı bizim Teemo. Ben bota doğru gideyim burayı bırakıyorum. Gönül isterdi ki daha iyi bir oyun olsun arkadaşlar ama hani ben diğer lane'lerin bu kadar feedleyebileceğini tahmin etmemiştim. Jungle harbiden jungle orman dönüyor harbiden şu an şey kuleler alınırken. Kule alındı şimdi adama da giriyordur ve ölür yani. Bir kere daha vur.
Buraya gelip yardım etseler keşke bana. Bana bir yardıma gelseler keşke. Hadi gir kanki. Tamam. Birini ben aldım, birini Jarvan aldı. Güzel. Keşke daha önce de Genk'e gelseylerdi. Ya da güzel mide falan Genk atsaydı. Bu adam ne zaman doğdu da ne zaman öldü tekrar. Şunu da W ile alayım. Bir Q'yu da arabaya atacağım. Şurada birini gördük. Sanıyorum Nautilus'ta o. Ha yok, Nautilus değilmiş. Riven mı? Oo, Riven da değilmiş. Bu adammış. Bundan korkmak lazım. Bence çok abartmayalım. Ben yakına gidersem bana bir Q'r atar ölürüm. Öldüm mü lan? Oh, sonunda bir tanesi tuttu. W bekletiyordum da ultiyle sanıyorum bu 20 dakika boyunca ilk defa ulti atmış oldum. Parasını da cepledik, 600 gold. Çok güzel. 3700 param var. İkinci item da geldi böylelikle. Bir sonraki düşünüyorum. Belki kana susamış ama kana susamışa sanki çok gerek yokmuş gibi ya. Sanki aynen çok gerek yokmuş gibi. Jarvan'ın ultisinde çok az var. 11 saniye var. O olaylar. Geldim. Oy. Gir. Çok iyi. Yakalarız o adamı. Tamam, ben de o. Burada bir mavi gördüm sanki. Şu maviyi biri alsa ya. Benim mavim var. Hatta kırmızım da var. 8-1-2. 12 tane kill var. Onun da pay benim. Daha etkili oynayabilir miydim? Belki bizim lane'de daha etkili oynayabilirim ama genel olarak oyun için çok fazla yapabileceğim bir şey yoktu. Bir küçük hasar. Tamam, Riven'ın da kill'ini aldım. Ha, ben alamamışım. 17 saniye var benim ultiye. Zed'de kaldı kill. Zed iyi oynasa aslında nasıl 43 oyunu atmış, yüzde sağlamış bilmiyorum. Aşağı gidiyorlar. Ben de aşağı gidiyorum. Şurayı bir koruyalım. Güzel. Aslında Veigar'a girmek lazım ama bu adam hazır gelmişken bunu yakalayalım dedim. Tamam, madem o zaman. Geliyorum. Adama hasar işlemiyor resmen itemlardan dolayı. Bir de W kaçırdım orada. Bir Nautilus vardı burada. Şunu da aldım. Haydi bakalım. ...440 Adem var. Kimler gelir yanımıza? Kırmızı vardı herhalde de o yüzden kule bana vurdu. Tamam. Ben geri çekiliyorum. Ya da hatta buradan ejderha da alabiliriz ya. Buna bir vuruş yeter. Ona bile gerek kalmadı. 2500 para var bende. Oo, adamlar baron aldı. Bunu hızlıca alabilir miyiz? Zed sadece ADC'yi teklese gerisini biz hallederiz herhalde ya. Tamam.
Bir kana sulamış alsam sanki. Sankim. Şuradan kana sulamışa aynen bir gidelim bakalım. Ölünce doğuma da kasılabilir aslında. O da çok mantıklı çünkü kritik vermiyor. Kritik diğer itemlerden tamamlayacağız. Güzel. Gayet iyi. Ama kana sulamış kasacağım ben. Çünkü ürünlerde de çok fazla şey var. Abi öldüm ben değil mi? Kanka sana destek veren yok. Çık oradan işte. Timo bir tane Q atacaksın Timo. Timo bir tane Q atacaksın Timo. Al. Yaşadın mı şimdi Timo? Kurtaracak mı? Kurtaramayacak gibi. İyi tankladı Nautilus. Neyse yapacak bir şey yok. Orada da çok fazla yapacağım bir şey yoktu. Bir saat o slowdan geçemedim. Anca Lux'ın killini alabildim. Orayı tutabilir miyiz? Tutabilirim belki. Yanıma kim gelecek? Nautilus gelecek 5 saniye sonra. Tutamam ya. Baronları da var. El kesin onları. Geliyor mu? Bir gelebilirsem. Tamam. Çok açıkta kaldım herhalde ki orada şey yakaladı beni ama neyse en azından 2 kill alabildik. Ben bota doğru gidiyorum şimdi. Ganos samış bitti. 541 adam var şu anda. 11, 2, 4. Neyse ki Timo oyuna birazdan gelecek. Yani gelecek dediğim hani böyle açılacak. Bunu tekler miyim? Tekleyemiyormuşum. Kritik vurunca teklerim herhalde. Bir base atacağım. Base'den yukarı gideceğim hızlı. Güzel. Benlik bir şey yok herhalde oradan. O maviyi alsınlar. Midi tutabilirler. Ben bota gidiyorum. Bana bir destek verirlerse ona da sevinirim. Şimdi iki itemlık yerim kaldı. Muhtemelen onları da şeyle dolduracağım. Ebedi kılıçla dolduracağım. Bu adamın daha 3 tane şey item var ya. Armor item var. W'm kaç vuruyor benim? Yaklaşık 500 vuruyor. Bayağı da vuruyor aslında. Riven geldi. Beş saniye var benim ultiye. Deneyeceğiz ama önce Veigar'a girsek çok daha iyi olur sanki. Emin olamıyorum. Oo, çok fazla vurdular. Tamam. Beni koruyun. İyi, güzel. Timon'un orada slow'u da çok işe yaradı. En azından alabildik. Sırf bu item düzeninden dolayı, sırf kana sulamış yüzünden belki şey kasabilirim, ölünce doğma kasabilirim. %75'te bırakabilirim yani kritik hasarını. ...895 vuruyorum şimdilik. 1300 gold'um var şu anda. İlk önce şu tek kılıcı alacağım, ondan sonra düşüneceğim hangi item'ı kasmam gerektiğini. Geldim. O da bende kaldı. Geldim. Hatta ultiyle gireceğim şeye. Hem slow olur hem hasar olur hem de ben teklenmemiş olurum. Tamam çok iyi.
30 saniye var şuna. Önce bir aslında ejder alsaydık. Ondan sonra gitseydik oraya. Şunu aldım. Haydi ölünce dolma olsun bari. Sonra belki bir ara kana susamışı satarım. Şunu da alayım. Belki bir anlık basmam gerekir. Etrafımı sararlar falan. Oyunu bizimkilerin kasması lazım. Timo şu anda en kasınca sevineceğim adam. Hani Zed'in artık zaten şu an kasmış olsa bile oyundan düşeceği anlar. Bakalım nereye doğru gidiyor. Güzel. Geldim kanki. Geldim kanki. Yakalayabilecek misin bir daha? Çok iyi. Tamam, harika. Ah be, alamadım onu. Şu kırmızıyı alayım ben. Baron'u korumak lazım şu anda. 232 minyon da fena da değil ya minyonum. Tamam. Oraya doğru en azından görüş alabilsek iyi olur. Hepimiz kendimizi burada gösterirsek direkt başlarlar ve bitirirler. Ki ama biz de bunu yapıyoruz. Timo kanka sen koşsaydın. Haydi 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 buraya. 900 gold aslında alabilirmişim item de zaman kaybetmek istemiyorum. Şu anda bu bir hata olabilir. Ultime 8 saniye. Çıktılar galiba şeyden barondan. Barondan çıktılarsa biz de çıkalım. Benim 1700 gold'um var. Zorlamayın, zorlamayın, zorlamayın. Ya da hadi gir. Haydi gir bakalım. Girdik buradan ama. Girmemeliymişiz. Aa ben birini kesmişim lan, ne alakaysa. Na. Dur. Buraya dikkat, buraya dikkat, buraya dikkat. Şuraya doğru kaçın, şuraya doğru kaçın. Barona mı girecekler? Ben hızlıca döneceğim ya. Umuyorum bir hata değildir bu. Şunu alacağım. 1300'ü alamadım. Onu bekleteceğim biraz. Keşke girmeseydiniz. Demasya. 15-2-7. Oy. Timo GG mi? Timo kaç kanka? Ay. Ay 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 ay. Baron da inecekler. Oo çok iyi. Zed ne yapıyorsun kanka? Çok iyi. Tamam, biraz da zaman oldu en azından şeye. Buraya bir görüş açıyor mu bunu atmak? Açıyormuş. Tamam, güzel güzel güzel. Tamam, buraya girebiliriz şu anda. Girebiliriz, girebiliriz. Gir 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 gir. Önce Riven, önce Riven. Da derken öyle. Alır mıyım ben bu adamı? Abi sen ne kalkan kastın be. Ultim var. Burada burada burada. W geliyor benim. Şurada. Kalkanının bitmesini bekliyorum. Ah be, zıpladı gitti, yetmedi. Uy. Çok fazla kalkan kasıyorlar ve bu tabi benim hasarımı da düşürüyor. Keşke bizden... Aslında bizde AP kasan şu an Timo var. Timo'nun hasarının çok daha yüksek olması lazım. Yukarıyı alamamış ya, çok az canı kalmış. Ama iyi yaptı orada. Şunu aldım ben. Ya buna hayır diyeceğim. 30-37. Baron tarafında hala görüşü korumak lazım. Şu anda fena değil. Girişini görüyoruz ama şu an yapıyorlar mı bilemiyoruz onu. Ben totemimi hala değiştirmemişim. Dakika olmuş 30. Yani Luxor'daysa muhtemelen yapmıyorlardır. ...1300 vurdum ona ama onun armor yok. Dikkatli olmak lazım. Girmeyin, 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 girmeyin. Ay, girme, 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 girme. Abi olmaz ya. Çıkın buradan. Tamam, sal onu, boşver.
Ortalığa mantar koy, öyle gezek. Şunu koruyalım. Yani şu an o kadar bir gücümüz yok. Bunu şey yapmak lazım. Burayı koruyamasak bile en azından kulenin o tarafı korumak lazım. Bunu verdik ama oyunu vermeyiz herhalde ya. Yani buradan giremezler. Yani benim öyle dodgelayabileceğim bir yeteneğim de yok. Hani Q ile E ile şununla bununla dodgelayabileceğim bir şey yok. O yüzden dikkatli olmam lazım. Bir Riven Flash'ına veya atıyorum Nautilus'un ultisine, şuna, şusuna, busuna. Ben ulti ile bari hem can doldurayım. Hayır! Ha, yakalandım. Tamam, ben aldım onu. Baya baya yardırdılar ya. Bize bir ejder lazım, bize bir baron lazım şu anda. Hiç hoş değil. Burada bir yerde. Birini vurdum orada ama. 600'e 500'e yakın, 500-600 falan vuruyor şu anda benim şey. 120 saniye var şeye. GA'mın gelmesine. Ölünce doğma. Koruyucu melek. Gergin bir oyun oluyor ama hani bütün hedefleri benim neredeyse adamların. Çünkü tek kasmış adam benim. Ya bu kadar kasmış adam benim. 270 minyonum var. 17 tane kilim var. Ve ben şu totemleri bir atayım. Sonra gidip onu şeye çevireceğim. Girebilir miyiz? Hadi başlayalım. Gir 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 gir. Artık ya hep ya hiç zamanı ya. Zed öldü. Zed ulti bile atamadı. İyi. Ultime çok az zaman var. Tamam, çok iyi kanki. Buraya da bir E attım. Güzel. Mid'i de korumak lazım. Ejder'i de alsaydık iyiydi. Üçüncüyü de tamamlamış olduk bu şekilde. Bir dahaki sefer parayı kasıyorum. Eğer burada ölürsem tekrar onun yerine bir tane daha alacağım. Ebedi kılıç. Abi nasıl? Ay. Yakalanmam diye düşündüm ya. Bu biraz hatalı oldu. Sen oyun boyunca dikkatli oyna. Ondan sonra kanka kastım ben keserim yaptım gittim. Tank Veigar'a 1500 vuran Veigar'a şey yaptım. 726 vurmuş ultisiyle ama canım bayağı fulldü neredeyse şey o zaman. Yarıdan %60-70 vardı herhalde. Şuraya destek. Jarvan mantıklı oynuyor. En azından biraz kalkan kasmış, şey armor kasmış. Bir tek şu item var. Hani o da biraz da ultiyi daha mantıklı atabilmek açısından, kaçabilmek açısından diye düşünüyorum. Hani o yüzden çok çok üzmez yani. 12 saniye var benim doğmama. Öncelikle şunu alacağım. 5 saniye 6 saniye önce almaktan bir şey çıkmaz. Şimdi savunma zamanı. Baron bizde var, bizimkilerde var. Bunu güzel savunmak lazım. Zed oradan itiyor. Aslında Zed'e çok ihtiyacımız yok. Hani Zed zaten öyle çok bir şeyler başaramıyor. Ulti ile aslında bir şeyler yapabilirim ama. Ultiyi ben yedim. Tamam, benim GA'm var şu anda. Tamam, ultiyi de destek veriyorum ben. En azından korkarlar diye tahmin ediyorum da. Hiç de bir şey olmadı. Keşke düz koşsaymışım. Harika. Orada Nautilus'a girme sebebim benim kritik vurup hızlanma sebebi. Hızlanmak istedim ama Nautilus beni çekince biraz planlarım yalan oldu ama Kai'sa çok noobluk yaptı orada. Gitti direkt benim yanıma flash attı. Yani flash atmadı, ulti attı. Bizim Teemo öldü.
Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim hala GA var. Bir vuruş buraya. 976 AD oldu şu anda. Eğer bunu satarsam 1000'i geçecek. Kanka alırız bunu. Keşke benim şey gelse. Allah Allah. Neyse. Çok da üzdü mü? Üzmedi. Ama şu Riven'dan korkuyorum ben. Riven beni alabilir. Riven beni korumaları lazım. Çok iyi. Can çekeceğim ben. Yine kötü oynadım ya. Şuna yaklaşmak istedim ama bir yerden dodge'layabilmek istedim, bir şeyler yapabilmek istedim, beceremedim orayı. Oyun sonunu şu anda, şu ana kadar biraz saçmalıyorum gibi son zamanlar. Neyse. Ama eşim bahanesi en azından şunu da artık bir değiştireyim, değil mi? Şunu bir değiştireyim. Şunu satacağım. Bir tane daha alacağım. %100 ve 1096 AD. Vah yani. Rakip biraz kırılgan olsa şu zaten şey vurduğum hasarları görüyorsunuzdur ama bir Kaysa herhalde bu kadar etkili hasarımı görebileceğim adam olacak. Çünkü diğerlerinde ayakkabılar şunlar bunlar şey bu full AD şeye gitmiş. Normal Kaysa build yapmış yani. Onda hasar yok kanka, alırsınız. Rahat rahat alırsınız. Ama Riven'a dikkat. Oyun bitti. Ne oyundu be. Ne oyundu be. Bir bakalım. Bakalım oyun sonu hasarına. Güzel oyundu. Ben çok eğlendim ya. Bu build gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Sizi takımınızın biraz koruması lazım. Kime vereyim ben? 10 puanla bizim Nautilus benden sonra en iyi şey olmuş. Ona verdim. 21k altın kasmışım. Yakınımdaki en yakın adam benim takımdaki en yakın 16k. Hasarım 48.000. Çok daha fazla verebilirdim belki ama hani karşı takım çok fazla tank kastı. Şu oldu bu oldu derken bizim takım çok feedledi. Taşıdım diyebilir miyiz tek başıma? Aslında tekrar taşıdım diyebiliriz. Tabi oyun sonunda tek hasar veren ben olsaydım olmazdı ama Timo'nun hasarı yetti. Kitle kontroller şunlar bunlar çok iyi oldu ama oyun başında çok fazla feedlemişlerdi. Benim hayatta kalmam olmasaydı, benim tutmam olmasaydı oyunu muhtemelen kaybederdik. Jin'in son metadaki hali böyle arkadaşlar. Birçok insan oynuyor, birçok insan seviyor. Çok fazla hasar var. Bu kötü oyunda verilen hasar. Bir de bunun iyi oyunda vereceği hasarı düşünün. Hani böyle oyunların eşit gittiği 10-10, 15-15 skorlarını atıyorum. 15-17 veya 17-15 gittiği durumları düşünün. O durumda rakip bu kadar kasmadığında sizin vereceğiniz hasar, sizde odaklanmadıklarında sizin vereceğiniz hasar çok daha fazla olacaktır. Bu videoluk bu kadar oldu arkadaşlar. Jin'in hikayesini izlemeyi, dinlemeyi unutmayın. Diğer hikayelere bakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sesim gitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.